birazcık ben o noktada... Bu arada ilk maça doğru geçiyoruz arkadaşlar. Yaz mevsiminin ilk maçı Beşiktaş ve Team Aurora arasında başlıyor. Böylece iki takım da hemen orman girişlerine doğru yöneldiler. Yerlerini aldılar. O alt koridorda bir takas gerçekleşiyor. Burada Darkside'ın canı oldukça hızlı aldı. Ruvelius üzerine tutuştur var. Darkside'ın tutuştur var. İlkan. Rogue'ya gidiyor. Ardından diğer tarafta Zergstick skor alıyor. Destekler coştu. Destekleri coşuyor. Maçın ilk kanı ve ardından gelen skor iki desteğe gitti böylece. Böyle rakip ormanda şimdi kırmızıyı almaya çalışıyor Crystal ama Robin oraya doğru yaklaşıyor. Diğer taraftan Rogue geliyor. Beşiktaş bunun farkında. Sersemletmeyi başardı Rogue Crystal'ı. Bakalım yeterli hasar çıkabilecek mi? Emanuel geldi orada. Robin'i sıçratmayı başarıyorlar. Crystal şimdi geçtiğinde tutuştur var. Zergsting'e doğru kaçmaya çalışırken düşüyor. Diğer taraftan Robin düştü. Rogue'un canı oldukça azaldı. Zergsting şimdi orada. Silvio'dan geçiyor ama ulti. Rogue kendisini kurtarmayı başarıyor. Ruvelius tabii kalacak skor bakıyorum. Ruvelius. Orada skor almayı başarıyor. İki skor daha almayı başardı. Böylece Beşiktaş sihir çekirdeği Johnny. Sihir çekirdeği. O da Hexek. Aynen. Teknolojisiyle kesin yapılmış bir şeydir. Ulti boşa gidiyor bu arada. Rogue'dan güzel bir ulti geldi. Yalnız, ve orada inanılmaz bir zamanlama. Süper kurtardı. Rogue şimdi arada kaldı. Ulti ama... geliyor. Darkside skor alabilecek mi Rogue? Sıçrayan Rogue'da uzaklaşıyor. Şimdi Darkside sıçradı. Kule altında skor almayı başardı. Robin geldi. Ultisi boşa gidiyor. Bart. Rogue aldı. Rogue'un üçüncü skorunu alıyor. İşte tuzak. Bir anda ben koridorda çok iyi pozisyon... Zergsting ultisi boşa gidiyor. Rogue'un ultisi boşa gidiyor. Uzaklardan gelen Ezreal ultisi bakalım devamını getirebilecekler. Ruve'nin canı çok az. Tutuştur da var. Ruve düşüyor. Yine. Darkside de düşecek. Yine mi? Skorlar paylaşılacak. Tutuştur var. Son bir pot geldi. Destekler 4-1-1. 3-0-2. Destekler. Daha ne kadar skor alacak Johnny? Doğrudan Ejderha'ya geldi. Bir de Ejderha'nın olduğu noktaya Hios geldi. Ruvelius'un ultisini kullandığını görüyoruz. Diğer tarafa doğru Braum ultisi gitti. Robin'i zıplatmayı başardı. İki kişiyi birden sersemde. Bu bekledik bir an olabilir. Beşiktaş'ın orada yalnız Halay geliyor. Ardından Gragas düştü. Azir'in ardından ilk olarak Immortal düşecek. Immortal yakalandı. Immortal yakalandı. Immortal da düşecek. Gider ayak. Ezreal aldı. Zyras şimdi takip ediyor. Crystal üzerine doğru gidiyorlar. Hayır. Hedef değiştirdiler. Hios'u seçtiler. Ruvelius hala hayatta ve hasar vermeye devam ediyor. Ve Hios'u da aldılar. Buraya kadar Irelia, Zyras beklediği intikamı en sonunda almayı başarıyor. Böylece hemen orta koridora dönüp burayı ittirmeyi seçiyor. Kesince ve 6 dakikada 35'in sonrası denk geldiğinde ne oldu? Kadim gelmiş oldu ve Darkside orada biraz dürtüldü ama orada hemen arkadan Robin de geldi. Şimdi ulti atacak mı? Sıçrayıp orada kombosunu yapıyor ve skor almayı başardı. Ezreal düşüyor. Şimdi Crystal oradan server başlıyor ama Evenio, Hios, Zergsting hepsi orada şu anda. Bakıyoruz Hios uzaklaşmaya çalışıyor. Zergsting'le birlikte Zyras'a doğru ilerliyorlar. Robin orada vücut darbesiyle ilerlemeyi başardı. Zyras hala hayatta üzerinde koruyucu meleği de var. Bunu unutmayalım. Crystal şimdi takip ediyor. Robin yakalandı. Robin yakalandı. Robin düşüyor. Aynı anda Gragas'la düştü. Rek'Sai'ye de düştü. Zergsting şimdi orada uzaklaşmaya çalışıyor ama Zergsting çıkamadı. Çok uzun bir savaş bu. Evenio hala çalı içerisinde. Hem Irelia hem Azir düşüyor. Bakalım takip edecekler mi? Immortal üzerine doğru gidiyor. Çok güzel kenardan bir sersemlikle. Üzerine çekim alanı. Zergsting ve Hios ikisi de oradan. Rogue'u vurmaya devam ediyor. Hios bir kez daha sersemledi. Yetecek mi? Cheese de orada. İki skor da alıyor. Immortal'u ve katliam yapmayı başardı Beşiktaş. Yalnız Aurora burada hızlı bir şekilde Baron'u alabilecek bakalım. Görüyor şu anda. Oraya doğru ilerliyor. Beşiktaş ekibi 4 kişi. Bu pozisyona çok yakın. Irelia orada değil. Çok riskli, çok riskli. Bunu hatırlatalım. Ruvelius, Rogue, Robin. Ne yapacaksınız? Bakalım içeriye girebilecekler mi? 3000'e kadar indi orada canı. Çok güzel bir sersemlikle geldi. Üzerine Ruvelius'a ulti geliyor. Hios'un canı azalmış durumda. Evenio. Ulti orada biraz boşa gidiyor ama kapıyı kapatmayı başardı. Kimde kaldı? Gragas'ta. Çaldı. Gragas çaldı. Robin orada çalıyor. Arttan arkaya skorlar gelmeye devam ediyor. Hios şimdi hala hayatta içeride. Güzel bir ulti Darkside'dan. 3 kişiye birden tutturmayı başardı orada. Rek'Sai de düşüyor. Beşiktaş 3 skor birden alıyor. Bu pozisyonda hem de üzerine 4. skoru da aldılar. Üzerine Baron'u da çalmaya başarırlar çocuğum. Bir de Kadim Ejderha var. Yani Aurora kendi ipini çekti diyebiliriz bu pozisyonda. Aynı hatayı Beşiktaş yapacak mı acaba biraz önce Aurora'nın yaptığı hatayı? Çok az bir canı kaldı. Baron'u almayı başardılar. Ruve içeride yalnız. Ruve'nin üzerine doğru gitmeye çalışıyor Crystal. Crystal önüne orada Darkside'den ulti gelecek. Sadece Robin'e tutuyor. Arkadaşlar Zyras çok güzel sıkışırdı. Zyras'ın diğer tarafta Crystal'ın canı çok az. Crystal düşecek. Zyras uzaklaşmayı başarıyor. Robin orada ortada kaldı. Hios bir anda canın %70'i kaybetti ve geri çekilmek zorunda kaldı. Gragas düşüyor. Arkadaşlar Zyras yakalandı ama koruyucu melekle tekrar geriye dönecek. Takım arkadaşlar oraya düşecek. Doğru gitmediği için düşüyor. Irelia düştü. 2 skor alıyor. Aurora ama karşılığında Baron'u veriyor Beşiktaş'a. Beşiktaş bakalım girecek mi bu Kadim Ejderha'ya? Ve daha yeni geliyor. Evet.
Wimortor da geldi şimdi o pozisyona doğru. Zergsling hemen çıktı. Mejderha bölgesinin içerisinden Crystal sıçrayarak çıkıyor. Kimin üzerine gidiyor? Immortor'un üzerine doğru gidiyor. Immortor'u yakalamaya çalışıyor. Immortor hala hayatta. Çekim alanını kullandılar. Bardot'u geldi orada. Rogue'u devamını getirebilecekler mi bakalım? Crystal. Aa Rube! Tekrardan hayatta dönecek. Crystal döndü. Immortor'u vurmaya devam ediyor. Zaraz'da bir skor kaldı. Ardından Zaraz düşüyor. İnanılmaz uzun bir savaş yine. Yaklaşık 1,5 dakika kadar sürdü. Rube artık şu duvarlara kafa atmayı bırakabilir mi? Çünkü hep kalbime inecek. Az kaldı. Ve ejderhayı alıyor Aurora. Diğer tarafta ise minyonlar Nexus Crest'i almak üzere. Çok az bir canı var ve Nexus Crest düştü. Johnny. Diğer tarafta hala şimdi kadınla hala uğraşıyorlar. Burada. Kadınla Beşiktaş uğraşıyorlar. Hala burada. Şimdi geldi Rube. Açtı ultisini oradan. Dağılın buradan. Gidin bu ejderhanın başından dedi. Ama Aurora bundan vazgeçmeyecek gibi. Ejderhanın üzerine devam edecekler mi? Hayır. Mı? Bir geri bir ileri. Tekrar döndü Eos. 7000 can. Darkseid, Zergsting, Avery hepsi orada. Robin'le Rogue'u. Resmen kedinin fareyle oynadığı gibi şu an Aurora Beşiktaş'ın duygularıyla oynuyor. Bir kadime gidiyor. Diğer tarafta süper minyonlar. Beşiktaş iki kişi ekipte. Baron'a başladılar ama bunun farkında olsa gerek. Aurora ekibi. Orada 5 kişi oldular şimdi. Aurora geliyor. Ulti geldi uzaktan. Darkseid'den Rogue'u, bu arada çok fazla ürtüyordu. Rogue oradan sıçramak zorunda kalıyor. Beşiktaş hala devam ediyor burada. Zaraz şimdi önce çok güzel Robin'e ulti geldi. Devamında Zergsting'in canı azalıyor. Zergsting düşecek, düştü ama. Koruyucu beli var, geri dönecek. Eos aynı şekilde. Zergsting önde. Darkseid'in az hasar inanılmaz. Darkseid düşüyor. Eos hala, Ruvalis hala hayatta. Senin söylediğin soru cevabı veriyor mu? Bakalım Ruvalis taşıyabilecek mi? İki tane koruyucu melekler geliyor. Ruvalis hayatta kalma mücadelesi devam ediyor Rubenis Rios karşısında. Orada kaynamaya devam etti. Ve katliam. 2'de 2 geliyor. Beşiktaş katliam yapmayı başarıyor böylece. Bitirebilecekler mi peki? Bekleme süreli 60'ar saniye kelle başına. Bakalım minyonları taktılar peşlerinde ama diğer taraftan da evet oraya ışınlanma geliyor. Aşağı taraftan girip maçı bitirme peşinde şu an. Beşiktaş ekibi Zyrus önderliğinde bunu başarabilecekler mi? Bütün takım oraya doğru ilerliyor. Ölü Robin haricinde orada ultiyi kullandı Zyrus. Minyon dalgasını hızlı bir şekilde itmeye devam ediyor ama öyle bir minyon dalgası var ve kendileri o kadar uzakta ki evet şu an inhibitor kulesi düşecek. Brown gelecek. 18 saniye var. İnhibitöre vurmaya başladı Beşiktaş. Brown, Darkseid, Avenue, Crystal ve Hios şeklinde gelecek. Geri dönecekler sanki sahaya. Gelemeyecekler. Nexus kulesi düşüyor. İkinci Nexus kulesine vurmaya başladı Beşiktaş. Ruvelius maç boyunca hata yaptı, iyi şeyler yaptı ama hep havadaydı. Ne olacağı? Son anda bir de arkaya tarafa barutusu gidiyor. Orada kimseyi tutmasa da Beşiktaş Nexus'u yıkarak 55. dakika içerisindeyken maçı kazanmayı başarıyor. Daha ilk maçtan 55 dakikalık bir mücadele